Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile'da emülatör ayarlarını göstereceğim arkadaşlar. Size teker teker hepsini göstereceğim arkadaşlar. Ultra HDR'da oynuyorum. Bilginiz olsun. Ultra HDR ayarı yaptım. Böyle bir şey buldum arkadaşlar. Şöyle bir Ultra HDR ayarı var mesela. AMD ekran kartınız varsa benim gibi oluyor arkadaşlar. Ama Nvidia ekran kartınız varsa da arkadaşlar bayağı daha kaliteli oluyor arkadaşlar. Onu da ayarlarını tam olarak bilmiyorum. Onun da bilginiz olsun. AMD ayarlarını göstereceğim sadece ben. AMD ekran kartı olanlar için söyleyeceğim sadece bunları. Bu şekilde arkadaşlar ayarlarınız, gölgeler vesaire bu şekilde. Yani kasma masma olmuyor onu söyleyeyim. Yani normal 90 FPS ayarı, normal akıcıda da yapsanız bunu aynı şekilde oluyor. Akıcıda normalde şey yapıyorduk mesela. Akıcı aşırı yüksek yapıyorduk bilginiz olsun. Bunda da aynı şekilde böyle oluyor. Bunda da aynı şekilde oluyor arkadaşlar. Ama Ultra HDR'da oynamak daha zevkli olur yani. Öyle onu söyleyeyim yani size. Onun öncesinde de arkadaşlar videoyu like atıp kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bu videoyu bayağı bomba bir like bekliyorum arkadaşlar. Güzel bir like bekliyorum. Bundan önceki videomda PUBG Mobile emülatör ayarları olarak 4.1 versiyon olarak Kasım ayında paylaşmışız arkadaşlar. 1 yıl önce paylaşmışız. Geçen sene 2022 ayında, yok 2022 ayında Kasım ayında paylaşmışız bunu bu arada. Onun da görüntülenme sayısı 549 bu arada arkadaşlar. Beğeni sayısı da 5 arkadaşlar bu arada. Bunun da aynı şekilde bunu da zaten şey açıklama kısmına koyacağım arkadaşlar bu ayarı. 90 FPS ayarının linkini de koyacağım arkadaşlar açıklama kısmına. Umarım video hoşunuza gider. Direkt şöyle geçelim arkadaşlar anlatmaya. Şöyle SC'ye tıkladık arkadaşlar. Grafikler ve ses. Buradaki ayarlarım şu an ben bozacağım mesela. Bakın. Mesela bakın ortaya aldım. Tamam mı? Bakın şu an. Gördünüz mü? 24 FPS'e düştü. Tekrardan yükseğe alsam bile bu 24 FPS düşmeyecek. Olmayacak. Bakın çok kasıyor şu an mesela. Tekrardan ben sizin için ayarlarımı bozdum arkadaşlar. Ayarlar şu an bozuk. Şu an mesela 30 FPS görüyoruz. Şimdi biz bu ayarları yapacağız. Teker teker sizlerle birlikte yapacağız bu ayarı. Umarım video hoşunuza gider. Şöyle direkt geçelim arkadaşlar ayarlarımıza. Oyunumuza şöyle bir çıkalım arkadaşlar. Tamam mı? Çıktık oyundan. Şimdi burayı arka planı aldık. Arkadaşlar şimdi geldik buraya tamam mı? İlk başta şu S dosya yönetçisini yüklememiz lazım. F9'a tıklıyoruz. Tarayıcıya geliyoruz arkadaşlar. Tarayıcıya geldik değil mi? Buraya S dosya yöneticisi APK. Tamam mı? En baştaki şu. Bakın şu. Buna tıkladık. Tamam mı? Bu olması lazım. Ücretsiz indirmeye tıkladık. Tamam mı? Bakın. Tekrardan gösteriyorum size. Teker teker. Download dememize gerek yok. Geriye çıktık. Çarpıya bastık. Tekrardan ücretsiz APK indirmeye tıklıyoruz. Bekliyoruz. Bakın şimdi buraya gelecek. Bakın geldi. Gördünüz mü? Bu indikten sonra tıklıyoruz üstüne. Yükleye tıkladıktan sonra bu yükleniyor. Tamam mı arkadaşlar? Şöyle buraya geliyor. Buraya geldi değil mi? Ondan sonra size ben açıklama kısmına 90 FPS dosyası vereceğim. Bakın şimdi arkadaşlar. 90 FPS bunu ben açıklama kısmına koyacağım. Tamam mı? Bunu şöyle alıyorsunuz. Tıklıyorsunuz üzerine. Siz zaten oradan tıklayacaktınız. Ondan sonra geldiniz tamam mı Google Chrome'a? Ctrl ve tıkladın Enter'a. Bakın 90 FPS dosyası. Bunu indiriyorsunuz. Bunu şöyle indirdim sayalım. Ben bastım. Ben zaten indirmiştim. Tekrardan sizin için indiriyorum. Bunu WinRAR dosyasını açıyorsunuz. Tamam mı arkadaşlar? Bunun WinRAR dosyasını açtıktan sonra 90 FPS dosyamız burada. Aktif sağ. Tamam mı arkadaşlar? Bunu alıyorsunuz. Şöyle buraya atıyorsunuz. Attınız. Bunda da sıkıntı yok. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi 90 FPS dosyamız buraya geldi. Bakın. 90 FPS dosyamız buraya geldi. Aktif sağ. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi arkadaşlar aktif sağ dosyasını sağ tık yapıp bunu kopyalıyorsunuz. Kopyadınız değil mi? Şimdi sizin PUBG'niz nerede kuruluysa oraya giriyorsunuz arkadaşlar. Buradan temp dosyasını buluyorsunuz. TX Game Download'a tıklıyorsunuz. Mobile Game PC Shared. Buna tıkladıktan sonra buraya sağ tık yapıp bunu yapıştırıyorsunuz arkadaşlar. Aktif sağ dosyamız buraya gelmiş bulunmakta. Bunda sıkıntı yok. Buraya kadar sıkıntı yok arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar geldik. S dosya yöneticisini yüklediniz değil mi? S dosya yöneticisine giriyorsunuz. Buradan dahili depolamaya tıklıyorsunuz. Buradan şurada bir saniye şöyle büyüteyim. Hemen şurada bak. Şurada bir şey var. Buna tıklıyorsunuz bir kere. Bu sizin SSD'nizin hızına göre değişiyor arkadaşlar. Burası geldikten sonra data'ya tıklıyorsunuz. Data'ya tıkladınız. Bu da aynı şekilde SSD'nizin hızına göre değişiyor. Buradan şimdi aşağı doğru iniyorsunuz arkadaşlar ve Sihare 1 diye bir dosyamız var arkadaşlar. Buna tıkladıktan sonra
Yeniden bekliyoruz. Şimdi arkadaşlar siz daha yeni şimdi 90 FPS dosyanın içinden çıkan ActiveSav dosyasını sizin temp dosyasının içine attınız ya. Bakın o burada. Gördünüz değil mi? Bunu basılı tutuyorsunuz. Tamam, basılı tuttunuz. Kes diyorsunuz. Sonra şimdi arkadaşlar onu kopyaladınız değil mi? Kes dediniz. Şimdi şurada bakın yerel kısmı var. Buradan çarpıya tıklıyorsunuz. Olmadı. Tamam, dahili depolamaya girdiniz, tamam mı? Android'e tıklıyorsunuz. Buradan data'ya tıklıyorsunuz. Buradan Tencent şeyimiz var bak gördünüz. Tencent'e tıklıyoruz. Buradan files'e tıklıyoruz arkadaşlar. UE4 game var. Buna tıklıyoruz. Shadow Tracker Extra'ya tıklıyoruz. Tekrardan Shadow Tracker Extra'ya tıklıyoruz. Buradan Save It dosyamız var bakın. Save It'e tıklıyoruz. Buradan aşağı doğru iniyoruz arkadaşlar. Şimdi burada Save Games dosyamız var arkadaşlar. Save Games dosyamıza tıkladık. Tamam mı? Buraya aşağı doğru iniyoruz. Burada başka gidebileceğimiz bir yer yok zaten. Kestiğiniz şeyi ActiveSav dosyasına buradan yapıştıra tıklıyorsunuz. Tümünü uygula diyorsunuz. Üzerine yazıyorsunuz. Ben de bu şekilde söylüyor. Neden bu şekilde söylüyor? Ben daha önceden yaptığım için zaten. Şöyle bir size uyarı gelecek. İşlem tamamlandı. Başarılı oldu diye size uyarı gelecek arkadaşlar. Burası bu kadar arkadaşlar. Burayı hallettik değil mi? Şimdi arkadaşlar bunları hallettik. Hallettik bunları, tamam mı? Buraya kadar hallettik. Bunları kopyaladık, yapıştırdık. ActiveSav dosyasını getirdik. Burayı yapıştırdık. Save Games dosyasına. Geri çıkıyoruz abi. Tekrardan PUBG Mobile dosyamıza giriyoruz. Arkadaşlar daha yeni ben gördünüz. Ufak bir değişiklik yaptım o ayarlarda. En ufak değişiklikte bir daha o 90 FPS'i yapamıyorsunuz. Onu söyleyeyim. Şöyle büyüttüm. Büyütmeden önce şöyle bir 90 FPS ayarımızı tekrardan gösterdim. Karezini göster dedik. Yani şöyle söyleyeyim. Yani biz şimdi bu ayarı yaptık. Bu ayarı yaptıktan sonra siz ufak bir değişiklik bile yapsanız hemen o 90 FPS ayarı düşüyor arkadaşlar. Yani 25 FPS'e düşüyor. Yani siz yine aynı ayara getirseniz bile o ayar düşüyor. Yani siz demek istediğim şey siz o ayarı asla değiştirmeyin. Ben şimdi size yapmanız gereken şeyler var çünkü bunu yaptıktan sonra. Yapmayınca çünkü şey olmuyor arkadaşlar. Şöyle geldik. Şimdi arayüz sesimiz kapalı. Neden kapalı? Şimdi bu ayar yaptıktan sonra otomatik olarak arayüz ses şeyi gidiyor. Kontroller ayarlarına geldik. Bulut yönetimini tıkladık. İndir ve uygulayalım. Tamam dedik abi. Bunu hallettik değil mi? Grafikler ve ses. Bakın arkadaşlar. Daha yeni ben bunu duştan sonra ortaya çekmiştim. Direkt bu 24 FPS, 30 FPS değerinde görmüştük farkındaysanız. Ben tekrardan bunu yükseğe aldım ama 90 FPS olmadı farkındaysanız. Ben o ayarı yapmadan o 90 FPS alamam. Yani her seferinde siz bu ayarı ortaya çektiğiniz zaman bu 24 FPS'e düştükten sonra siz bunu tekrardan o aynı şeyleri yapmak zorunda kalacaksınız. O yüzden yani elinizden geldiğince bunlara çok ellemeyin. En fazla burada elleyebileceğiniz ne var arkadaşlar biliyor musunuz? Parlaklık değeri. Parlaklık değerini düşürebilirsiniz. Efektlere geldik abi. Efektleri şöyle kırmızı istediğinizde yapabilirsiniz. Ses. Ses de aynı. Arayüzü yoktu biliyorsunuz. Bunu arayüzü çekin abi sonra. Fon müziği zaten kapalı. Mikrofonları da aynı şekilde şöyle çekin. Başka da ayarımız yok burada. Butonları özelleştir. Hassasiyet. Bunları bulut yönetimi. Direkt şöyle indir ve uygula dedikten sonra zaten toplam ayarı. Evet. Nişanga arkadaşlar. Nişanga. Buradan ayarlarınızı her türlü yapmanız lazım arkadaşlar. Nedenini zaten anlayacağım. Lazer mesela gözükmeyecek arkadaşlar. Lazeri renkli yapmanız lazım. Mor yapmanız lazım. Herhangi bir renk. Onu da hemen şöyle göstereyim size. Hiç aklınıza takılan bir şey kalmasın. Tekrardan gösterelim. Bakın arkadaşlar geldik. Tamam mı? Bir saniye şuradan lazerimizi alalım. Lazerimizi aldık. Şöyle takalım lazerimizi. Bakın şimdi. Bakın lazer gözükmüyor. Gördünüz mü? Ortada bir şey gözükmüyor. Biz şimdi bu ayarı yaparsak. Hemen göstereyim. Nişanga. Geldik. Lazer. Mor yaptık. Bunu şu şekilde yaptık. Bunu da aynı şekilde mor yaptık. Mor. Mor iyidir abi. Şöyle mor yaptık. Bakın şimdi. Gördünüz mü? Geldi. Bu ayarı yapmanız lazım. Bu ayarı yapmazsanız dediğim gibi böyle bu ortadaki şey gözükmeyecektir. Onu söyleyeyim size. Onun haricinde başka yapacağınız bir şey var mı? Dediğim gibi AMD ayarlarını gösteriyorum. AMD'de grafik ayarları bu şekilde oluyor ama Nvidia'da daha farklı oluyor. Şöyle mesela göstereyim ben Denizli falan size. Bakın. Bende Deniz bu şekilde ama Nvidia ekran kartlarında arkadaşlar bu Deniz'in işi bile gözükebiliyor öyle söyleyeyim yani. O yüzden AMD ekran kartları daha şanslı oluyor. OpenGL'i çekerlerse mesela bak şu ayarları da göstereyim ben size. Buradaki ayarlarımı da göstereyim size. Şimdi motor ayarlarında otomatik bak mesela AMD ekranında OpenGL'i çektiğiniz zaman karelenme oluyor. Yani bunu otomatiğe almanız lazım. Otomatiğe almazsanız grafik ayarları daha kötü oluyor.
Bunları oluşturma ön belleğine etkinleştir tıkleyin. Genel render ön belleğine tıklayın. Ayrık grafik örneklerini olarak kullanın tıklayın. Render optimizasyonunu açın tıklayın. Bunların diğerlerini tıklamanıza gerek yok arkadaşlar. Kenar yumuşatma ayarlarını kapatta kalsın. Bellek ayarları otomatikte kalsın. İşlemci ayarı 8 çekirdek. Yani en fazla burada zaten 8 çekirdek var. Ne kadar yüksek olursa o kadar iyi arkadaşlar. Çözünürlük ayarları bende 1920x1080. Ekran DPI ayarlarını en yükseğe çekin olabildiğince. Burada da zaten yönetme cihazı, hoparlör ayarlarımız, kayıt cihazı vesaire var, mikrofonumuz. Burayı da ortak modeli seçip arkadaşlar size yerleştirmede kalmış olabilir. Asus ROG 2'yi alıyorsunuz arkadaşlar. Oyun ayarlarına geldiğiniz zaman da buraya HD 1080p yapıyorsunuz. HD alıyorsunuz. Buraya da 90 FPS'e şöyle çekiyorsunuz arkadaşlar. Başka bunların hiçbirisini ellemiyorsunuz arkadaşlar. Bunların birisini ellediğiniz zaman bütün ayarlarınız bozuluyor. Onu söyleyeyim ben size. Evet arkadaşlar bir ayar daha var. Onu da hemen şöyle göstereyim ben size. Mesela güç bloğunu seçin. Şöyle güç bloğunu seçimine girdik. Siz de burada nihai performans olmayacak arkadaşlar. Bende nihai performans var. Bu nihai performansı seçtim. Bende seçili değilmiş. Neden seçili değilmiş? Ben de anlamadım şu an. Bu nihai performansı aktifleştirmek için arkadaşlar öncelikle şöyle Google Chrome'a giriyorsunuz arkadaşlar. Şöyle Google'a açıyorsunuz. Google'a açtınız değil mi? Nihai performans kodu. Bu nihai performans kodunu aktifleştirmek için buraya tıklıyorsunuz arkadaşlar. Burada siyah görünen yer var arkadaşlar. Bunu şöyle şuraya kadar kopyalıyorsunuz. Tamam mı? Geldiniz. CMD komut sistemi. Buraya geldik. Ctrl V yapıyoruz. Bunu Enter'a tıkladığımız zaman arkadaşlar direkt nihai performansız etkinleştirilmiş bulunmakta olacak. Şöyle güç planını seçine tekrardan geldiğiniz zaman arkadaşlar şöyle burada ek planlar gizli. Bu şekildedir sizde belki. Şuraya tıklıyorsunuz arkadaşlar. Buradan nihai performans bu şekildedir. Sizde burada duracaktır arkadaşlar. Buradan nihai performansı aktifleştiriyorsunuz. Daha iyi bir performans sağlayacak arkadaşlar size bu. Şimdi arkadaşlar ekran kartı ayarlarımı göstereceğim size. AMD kullandığım için ekran kartı ayarlarım şu an kayıt alıyorum. Şöyle. Benim ekran kartı ayarlarım ortalama FPS 75.9 diyor mesela. Performans açısı sınırda falan diyor. Mesela ben de Radeon gecikme önleme etkin, Radeon shield devre dışı, Radeon görüntü keskinleştirme devre dışı, Radeon geliştirilmiş senkronize olsun devre dışı. Geniş bir şey geldi abi böyle. Uyuma ayarlarını geçersiz kız. Bu şekilde arkadaşlar bende. Doku filtreleme kalitesi buraya sizde yüksek olabilir mesela. Bunu performansı çekiyorsunuz arkadaşlar. Yüksek biçim optimizasyonu. Bunu da aktif hale getiriyorsunuz arkadaşlar. Başka gösterebileceğim bir şey var mı? Buradan ölçekleme, buradan panel alıyorsunuz arkadaşlar. Geri kalan da zaten normal ayarlar arkadaşlar. AMD'de çok fazla bir ayar yok arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Nvidia ekran kartlarına nazaran. Ayarlarımız bu şekilde arkadaşlar. Şöyle direkt bakın tekrardan göstereyim şöyle. Mesela bakın ben size örnek göstermek için bu ayarları şöyle ayarlara geldik. Saniye. Geldik. Yine aynı şekilde FPS'imizde düşüş sağlamıyor. Eğitim sahasına tekrardan girelim. Bakın. Hafif kasmalar oldu farkındaysanız. Bakalım bir şey değişmiş mi? Bakın OpenGL aldığın zaman kasma oluyor. DirectX'de de aldık kasma oldu ama otomatikte bu şekilde böyle kasmalar olmuyor arkadaşlar. Bakın şimdi bakın. Gördünüz mü? Bu şekilde oluyor OpenGL'de. Böyle kare kare oluyor. Bunun olmaması için siz bunu otomatiğe çekseniz daha iyi olur arkadaşlar. Şöyle tekrardan gelelim. Ayarlara girdik. Bu ayarlarınızdan buradaki değiştirdiğiniz ayarlardan bu 80-90 FPS ayarınız düşmez onu söyleyeyim. Buradaki ayarlarınızı değiştirebilirsiniz isterseniz model ayarlarından. Bunları değiştirmeyin. Şunları değiştirmeyin ama şunları vesaire değiştirdiğiniz zaman bir şey değişmiyor. Ama en güzel ayar otomatik arkadaşlar. Burada onu söyleyebilirim size. Tekrardan şöyle çıkış yapacağım. Tekrardan gireceğim arkadaşlar. Oyun açılana kadar ben de şu ayarı göstereyim size. Şimdi buraya sistem. Bir saniye. Sistem yapılandırması yazıyorsunuz. Sistem yapılandırması çıkıyorsunuz arkadaşlar. Burada ön yükleme kısmı var arkadaşlar. Ön yükleme kısmına tıkladıktan sonra gelişmiş seçeneklere tıklıyorsunuz. Burada sizde burası tıklı olmayabilir. Bunu tike tıklıyorsunuz. Bunu şurada en yüksek işlemci sayınız kaçsa arkadaşlar onu seçiyorsunuz. Bu sizin oyunlarda en yüksek işlemci sayısını vermesini sağlıyor arkadaşlar. Mesela PUBG oynadığınız zaman bu bütün çekirdeği işlemcinin çekirdek sayısına göre bütün çekirdeği oyuna göre verecek arkadaşlar. Sonra buna tıkladıktan sonra tamama tıklıyorsunuz. Uygulaya tıklıyorsunuz. Tamam diyerekten burayı da halletmiş bulunmakta oluyorsunuz arkadaşlar.
Tekrardan şöyle oyunumuza gelelim arkadaşlar. Eğitim sahamıza girelim. Ufak bir göstereyim size ayarları vesaire. Bakın. Şu an hafif bile kasma yok. Görüyorsunuz. Bakın. Sabit 86-90 FPS alırsınız arkadaşlar. Yani AMD ekran kartlarında bu şekilde. Bakın, aracı patlatı hiç kasma masma hiçbir şey olmuyor arkadaşlar. Gördüğünüz şekilde. Mesela araçlara binelim. Araçları da göstereyim size. Yani ayarlar bu şekilde böyle daha kaliteli, daha akıcı oluyor arkadaşlar. Yani ayarlarımız bu şekilde arkadaşlar. Şöyle geldik. Evet. Ayarlarımız da bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Böyle daha çok videoların gelmesini istiyorsanız videolara like atıp kanalıma abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Böyle like atmanız benim için çok önemli arkadaşlar. Yaklaşık 650 aboneye doğru yol almış bulunmaktayız arkadaşlar. Sizlerin desteği benim için çok önemli. Umarım böyle destek olmaya devam edersiniz arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda daha güzel videolar gelecek. Umarım sizlerin desteğiyle daha güzel videolar gelir arkadaşlar. Hiç laf uzatmadan videomuzu burada bitirelim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.